Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere özellikle ebeveynlerin streste baş etme yöntemleri hakkında kısa kısa bilgiler sunacağım. Stres her insanın yaşamında çeşitli dönemlerinde karşılaştığı önemli problemlerden bir tanesidir. Gerek aile yaşamında gerekse iş yaşamında meydana gelen problemler stresi tetikleyebilmektedir. Ancak kişilerin stres yönetimiyle suskun problemlerden sıyrılabilmeleri ve ebeveynlerin çocuklarına daha çok daha iyi bir şekilde davranabilmeleri mümkündür. Özellikle stres dolu ebeveynler çocuklarıyla kötü iletişim kurması ve yaşadıkları problemlerin sinirini çocuklarına yansıtması, çocukların çeşitli psikolojik sorunlar ile karşılaşmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada ebeveynlerin yaşadıkları stres problemlerini çözebilmeleri ve çocuklarını bu şekilde davranabilmeleri mümkündür. Peki ebeveynlerin stres yönetimini nasıl yapmalıdır? Duygular etrafımızda olup biteni algılamamıza yardımcı olan sinyallerdir. Stres hormonları ise tehlike olduğunda savaşmamıza veya kaçmamıza yardımcı olur. Ancak vücudumuzun stres tepkisi zorunlu olarak bir tehdit olmayan konularla sürekli olarak tehlike sinyali verdiğinde veya sağlığımızı, iyiliğimizi veya net düşünmemizi ezici bir noktaya geldiğimizde bir sorun haline gelebilir. Stres kaslarda meydana gelen gerginlik nedeniyle boyun, baş ve sırt ağrılarına, mide rahatsızlıklarına, sinirliliğe, huzursuzluğa ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir. Bunun yanı sıra stres ebeveynlerin de çocuklarıyla ile sağlıksız iletişim kurmasına ve bu noktada çocuklarıyla aralarında açılamayacak, açılamayacak problemlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu noktada ebeveynlerin stres ile baş etmeleri lazımdır. Peki ebeveynler stres ile nasıl baş edebilir? Stres ile baş etmemiz için gerekli olan 7 adımı sizin için okuyacağım şimdi arkadaşlar. Stres tanımlama ve baş etme yöntemleri. 1. Kabullenmek. Stres yönetimi için öncelikle duygularımızı tanımlamalı Streste olduğumuzu, bunun doğrudan sizi ve etrafınızdaki diğer insanlara yönelik olumsuz etkiler yarattığını kabul etmemiz gerekmektedir. Stres yaşadığımızda neler hissediyorsunuz? Hangi davranışlar sergiliyorsunuz? Bunları net bir şekilde gözlemlemeniz ve tanımlamanız gerekmektedir. Ancak insanın kendi duygularını tanımlamadaki yolculuğu her biri için kolay olmayabilir ve bir uzman yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda kendinize kötü hissetmeden ve daha fazla strese sokmadan uzman bir psikolog yardımı alarak benlik durumunuzu profesyonel bir şekilde çözümleyebilirsiniz. 2. Her şeyin bir sebebi vardır. İkinci aşamada olarak stresinizin kaynağını bulmalısınız. Örneğin iş yerinde mi sorun yaşıyorsunuz? O yüzden mi stres oluyorsunuz? Yoksa evde yaşadığınız bir problem mi yüzünden mi stres giriyorsunuz? Bunu doğru olarak saplamalısınız. 3. Aksiyon almak her şeydir. Stres kaynaklarınızın doğru bir şekilde sapladıktan sonra atabileceğiniz en önemli adım stres kaynağınızın bir şekilde aksiyonunu atmaktır. Bu nedir? Örneğin işinizde mutsuz, mutsuzsanız, bu işin size zarar vermeye başladıysa artık işinizi değiştirmenin vakti gelmiştir. İşinizdeki stres kaynaklarını ekarte ettiğinizde evde çocuklarınızla daha iyi bir ebeveyn deneyimi yaşayabilir, yaşatabilir ve ek olarak hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Çözümleyeceğiniz stres kaynaklarını saptayın. 4. Stres kaynaklarından hangisini değiştirebilir ve hangisini değiştiremezsiniz olduğunu saptayarak büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Stresin kaynağından nasıl kurtulabilirsiniz sorusuna cevap vermelisiniz. Ve elinizde olmayan sebepler dolayısıyla kurtulamadığınızı anladığınız stres kaynakları hakkında neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. 5. Stres kaynağından kurtulamıyorsanız stres nasıl yönetilir sorusunun cevabı sizin için olabilir. Bazı durumlarda stres kaynağı değiştirilemez ya da iyileştirilemez. Bu duruma bakış açınız değiştirilmeli ve stresi yönetmelisiniz. Zaman yönetiminde ufak değişiklikler yapmak, günlük rutinlerinizi hafif ve spor hafif spor ve nefes egzersizleri ile desteklemeli ve yapabileceğiniz en en temel stresten kurtulma hareketi olarak meditasyon yapmalısınız. Bu tarz aktiviteler düşünce biçiminizi değiştirmekle birlikte hayatınızda pozitif enerji bom bombalayarak çözümlenemeyen stres kaynaklarınızı çekilebilir kılar. Kahkaha, fiziksel aktivite ve düşüncelerinizi organize etmek etkili stres yönetimi teknikleri olarak da bilinir. Üstelik bu tarz aktiviteler çocuklarınızla birlikte yapmanız her iki taraf için de rahatlatıcı bir süreç başlatabilir. Stres ebeveyninizi nasıl etkiler? Stres insanın tüm hayatının kökünden etkileyen bir değiştiren bir etkendir. Bu noktada çocuğunuzu ile kurduğunuz iletişim ona davranışlarınız için diğer çeşitli durumlarda ebeveyninizin derinden etkilemektedir. Çocuğunuz ile sağlıklı iletişim kurabilmek için stres yönetimini mutlaka gerçekleştirebilmelisiniz. Stres bir yaşam yalnızca size de, stres bir yaşam yalnızca size değil dolaylı yoldan çocuğunuzu, eşinizi ve diğer çevrenizdeki diğer insanları etkilemektedir. Bu nedenle basit ve kendi yöntemlerinizle stres size yaratan stres size stres yaratan noktalardan konusu pozitif yönde bir ilerleme kaydedemiyorsanız Mutlaka bir profesyonel danışmana başvurmalısınız. Aslında hiç umursamadığınız, bir önemsemediğiniz öfke nöbetleriniz çocuklarınız üzerinde yıllar boyunca iyileşemeyecek ve belki çok önemli problemlere neden olabilecek travmalar yaratabilir. Çocuğunuzun çocuğunuza karşı göstereceğiniz ufak bir umursamazlık ve ses yükseltme davranışı dahi onları tahmin edemeyeceğiniz kadar üzebilir. Önemli olan husus bu tarz problemleri ne kadar çözmek istediğinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.